Efendim herkese iyi akşamlar. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Bu akşam çok değerli hocalarım benimle birlikte. Profesör Doktor Necip Çakır ve Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Ben hastayım. Geçmeyen bir gribal enfeksiyon modundayım. O yüzden burada bir dolu bardak var. Prodüktörümüz canım Öznur'cuğum bana C vitaminli çay yaptı. Efendim sudur, şudur, budur. Öyle ayakta kalmaya çalışıyoruz hep birlikte. Şimdi bu akşam önce Merkez Bankası'nın son toplantısının özetleri var. Oradan bir başlayalım. Haberimiz de var bununla ilgili. Politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttuğu toplantının özetlerinde özellikle kira enflasyonuna ilişkin saptamalar var öne çıkan. Buyurun haberimizi izleyelim. Arkasından değerli hocalarımızla konuşalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim toplantısının özetlerinde para politikası ve enflasyon konusunda karar metnindekine paralel ifadeler görülürken, hizmet enflasyonunun önemli bileşeni olan kira konusunda da dikkat çekici ifadeler yer aldı. Özetlerde Ekim ayında aylık kira enflasyonunun gerileyeceği beklentisi paylaşılırken, perakende ödeme sistemi POS mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, sözleşme yenileme oranının Ekim ayında düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonunun gerileyeceğine işaret etmektedir. Gerek POS mikro verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerde oluşan, gerekse de konut değerleme raporları üzerinden takip edilen kira artış oranlarının TÜFE'deki mevcut yıllık kira enflasyonunun altında değerler aldığı ve gerilediği izlenmektedir ifadesi yer aldı. Özetlerde gıda enflasyonuna da vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayı için işlenmemiş gıda fiyatlarının taze meyve ve sebze kaynaklı olarak artış eğilimini sürdüreceği değerlendirilmektedir öngörüsünde bulundu. Özetlerde hizmet sektöründe hakim olan fiyatlama davranışı, önemli bir atalete ve şokların enflasyon üzerindeki etkilerinin uzun bir süreye yayılmasına neden olmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir ifadeleri kullanıldı. Evet, FBK özetlerinde öne çıkan başlıklar böyle derleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Necip Hocam sizle başlayalım. Kiralarda bir düşüş var. Betam'ın da tespiti var bu yönde. Evet. Kiralarda bir düşüş var ama yani geçen sene %125 zam yaptılar. Yani o kadar yüksek oranlı zam yapıldı ki kimse tabii ev kiralayamıyor artık. Yani kimsenin geliri yetişmiyor bunu karşılamaya. Ve yani duyuyorum hala çok yüksek kiralar isteniyor ama yine de yani geleneksel olarak Eylül-Ekim aylarında okullara başlamadan önce işte insanlar taşınır falan filan kiralarda bir artış olur. Yani o beklenen artış bu sene olmamış gibi gözüküyor. Yani ev talebinde de bir düşüş var. Yani zaten bu yani neredeyse evrensel bir şeydi. Yani Amerika'da da mesela ev satışlarında bayağı ciddi bir düşüş çıktı ortaya. Dolayısıyla yani bu konut fiyatları ve ev fiyatları o kadar yüksek düzeye çıktı ki insanlar baş edemiyorlar bu işle. Ve yani bir süre sonra ya bilmiyorum biz de galiba evsizlerimizi üreteceğiz. Amerika'da olduğu gibi böyle gözüküyor. Ama yani kirada denildiği gibi bir o piyasada bir durgunluk var daha doğrusu öyle diyeyim yani düşüş olur olmaz yani ben pek belirgin bir düşüş olacağını sanmıyorum. Sabit gider, yatay gider ama yani reel olarak geriliyor tabii ki. Yani şeyle beraber enflasyonla beraber reel olarak geriliyor. Hizmetlere gelince hizmetler herkesin başına bela. Yani Amerika'dan Almanya'ya her tarafta yani hizmet enflasyonu, manşet enflasyonunun üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla bizde de böyle bir şey var ama bizdeki oralardan biraz daha farklı. Şu anlamda farklı, yani fiyat belirleme davranışlarında çok ciddi bir bozukluk var. Yani böyle ne bileyim, yani geçen de mesela Hakan Kara öyle bir tweet atmıştı. Yani bir gittiğinde işte 400 lira olan yemek 700 lira olmuş bir süre sonra. İşte tatil yerini sormuş. Yani 10 gün arayla, 15 gün arayla sürekli fiyatlar artıyor, bilmem ne yapıyor falan. Yani burada bu fiyatlama davranışı şeyden de ders almadılar. Yani yazın bir sürü turizm tesisi boş kaldı. Ondan da ders almadılar. Ve yani böyle bir fiyatlama davranışı sürüyor. Ama bir taraftan da şikayet ediyorlar ve işte şey yani 90'larda falan da çok vardı o iş. Daha öncesinde de vardı. Joker laf. Sattığım fiyatı alamıyorum. Yani girdiler o kadar pahalı ki işte sattığım fiyatı alamıyorum. O yüzden zam yapmak zorundayım. Ama yani bu zamın da talebi ne kadar etkilediğini de düşünmeleri lazım.
Yani bir sürü yer ben gözlemliyorum, bayağı boş gidiyor. Yani sadece en tepedeki %3-5 ile dönecek gibi değil bu şey. Bunun daha tabana yayılması lazım. Ama orta sınıf çok büyük yara aldığı için orada çok ciddi bir talep kaybı var. Ve yani bugün HSBC de söylemiş mesela, yani enflasyonun yani yapışkan olma ihtimali var demiş. Bence yapışkan. Zaten öyle. Evet, zaten yapışkan. Yani hele bu hizmetlerdeki bu davranışlar, özellikle hizmetlerde çok ciddi bir yapışkan ettiği beraberinde getiriyor. Tarımda aynı şey var. Yani tarım fiyatlarındaki, yani pardon, girdilerindeki artış %30'larda, 33-35 civarında. Aylık olarak da işte %4 falan artmış. Ama aracı da beraber fiyatları 3 katına çıkıyor. Yani bu fiyatlama davranışları düzeltilmediği sürece ve yani bu yönde beklentilere yönetilmediği sürece Türkiye'de enflasyonun önüne geçebilmek çok mümkün değil. Ve beklenti yönetiminde, yani iletişimde dahil olmak üzere çok ciddi sorun var. Evet. Yani halka anlatamadılar. Yani bu dezenflasyon, deflasyon değil. Fiyatlar mutlak olarak düşmeyecek. Böyle bir şey beklemeyin. Bunu anlatamadılar halka. Halk hala tatmin olması için fiyatların mutlak olarak düştüğünü görmek istiyor. Başka türlü ikna olmayacak. Böyle bir şey yok. Orada bir iletişim bozukluğu var. Yani bunu Merkez Bankası'nın çok daha iyi formüle edip anlatabilmesi lazımdı. Yani bu koşullar altında yani ben zaten daha önceden de konuştuk bunu işte mesela faizlerin indirimiyle ilgili olarak falan. Ben işte şeyde sonbaharda falan olmayacağını söylüyordum. Hı hı. Yani şimdi mesela Ekim ayı içinde oldukça yüksek bir enflasyon bekleniyor. %2,5-3 bekleyenler var. Şimdi 2,5-3 enflasyon olduğu zaman nasıl faiz inecek? Hala Kasım Aralık'ta iner belki diyen insanlar var ama böyle bir şey mümkün değil. Yani, evet, yani bu tabii şeyi de yani 2025 enflasyon oranında çok ciddi şekilde etkileyecek. O da hedeften bayağı sapacak. Yani ciddi bir yapışkan enflasyon tehlikesinde karşı karşıyayız. Ve bunun da işte dediğim gibi hem beklentiler hem de fiyatlama davranışları çok ciddi şekilde etkiliyor. Eğer bu süreç yönetilmezse doğru düz, o zaman burada bir başarı sağlamak mümkün gözükmüyor. Peki o kısma tekrar geliriz. Ne yapmak gerekir, nasıl bir iletişim, ama sizden de bir değerlendirme alayım Sinan Hocam. Evet, yani bu özellikle enflasyonla mücadele konusunda ekonomi yönetimi sürekli makas değiştiriyor. Bu makas değiştirmeler tabii daha sonra toparlamada problem yaratıyor. Yani trenin bir anlamda fazla sallanmasına yol açıyor. Şimdi mesela yönlendirilen fiyatları örnek olarak işte bu kira artışının iki yıl boyunca %25 ile sınırlandırılması. Şimdi Temmuz ayında bu kalktı, bu tahdit ortadan kalktı ve kira artışları düştü. Şimdi %25 olduğu dönemde hatırlarsak geçen yıl, evvelki yıl çok daha üstünde artışlar vardı. Yeni sözleşmeler yapılarak falan bir şekilde bu oluyordu. Güzel, yani demek ki burada o hat değiştirirken doğru hatta geçilmiş. Ama hepsinde öyle mi diye baktığımızda hepsinde öyle değil. Mesela kredi kartı limiti üzerinden harç alınması üzerine yürütülen tartışma. Buyurun. Şimdi atılan taş ürkütülen kuşa değmedi. Çünkü birçok kredi kartında limitler aşağıya çekildi. İşte tüketim davranışları orada bir şekilde tüketicide kaygı ortaya çıkmış oldu. Şimdi kredi kartına bakıyoruz. Şimdi Türkiye açısından, Türkiye'deki tüketiciler ya da işte geniş halk kesimleri diyelim açısından baktığımızda kredi kartı artık olmazsa olmaz bir tüketim aracı. Şimdi kredi kartı yılbaşından bu yana 9.4 trilyon lira harcama yapılmış kredi kartlarında. Bunun 1.4 trilyonu gıda ve market alışveriş. Ve bunlar içerisinde çok önemli oranda bir yılda %100 artış var. Takibe düşen kredi kartı borçları. Bununla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz ayda BDDK yeni bir karar aldı. Yapılandırma kararı aldı. Şimdi bu ne demek kredi kartıyla tüketim? Yani bugün cari dönemde gelirin yok. Gelecekteki gelirini alıp harcıyorsun. Sadece bunu da yapmıyorsun ama. Gelecekteki gelirini aldığında onu da bir sonraki ay ödeyemeyince piyasadaki faiz oranı üzerinden ki korkunç yüksek düzeyde nakit faizi ödüyorsun. Dolayısıyla gelecekteki harcamanı da ortadan kaldırıp bir arada bir yere faiz ödemesi yapıyorsun. Bu şuna benziyor aslında. Bir yakan top hikayesi var. Herkes birbirine topu atıyor. Kimin elinde kalırsa onun eli yanıyor. Kimin elinde kalıyor diye baktığımızda da aslında burada ilk başta tabii ücretli geçinenler. Bunlar üzerinde büyük yük var. Onun dışında işte bazı fiyatları kontrol edilen ürünlerde bunların üreticileri açısından da bir şey var, problem var. Öte yandan kur düzeyi açısından baktığımızda bazı ihraççı sektörlerde hani piyasa gerçeğinin dışında
bir hareket olduğunu görüyoruz. Onun için biraz böyle karışık bir resim var. Buradan çıkış konusunda tabii hani genel trend olarak olumlu olan taraftan bakacak olursak, hocam da bahsetti, üretici enflasyonu geriliyor. Yani 2022 Kasım'dan bu yana aslında geriliyor. %166'ları görmüştük 2022 Kasım'ında. Oradan geldiği seviye işte %30 küsürlere kadar gerilemiş durumda. Bu olumlu. Trend olarak düşüş var. Bu da olumlu. Ama ben de hocamla aynı görüşteyim. Yeni yılla birlikte bunun bir sarmal biçiminde tekrar, yani nasıl şimdi pozitif baz etkilerini konuştuysak, bu sefer negatif baz etkisinde özellikle yaş sebze meyve üretimindeki azalma, işte gıda enflasyonu tetikleyebilir. Küresel riskleri de hesaba katarsak yani zaten tamamen farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için daha bu trenin gideceği çok yol var. Fazla makas değiştirmemesinde yarar var. Şimdi sizin söylediklerinize ilaveten bir iki not söyleyebilirim. Mesela hafta başında turizm verilerini aldık biliyorsunuz. İşte konaklamalarda toplam tatil günü sayısında azalma var. Bir de insanların gittiği yerlere baktığınızda çok büyük bir kısmı işte akraba, aile ziyareti evlerine tabii gitmiş. Yani otelleri tercih tabii edenler az. Ama daha da önemlisi, fiyatlara baktığımızda, fiyatlardaki artışa baktığımızda, hatta Burak hocamla beraber baktık, %115'lik bir artış var. Yani aslında hizmetler tarafında gördüğümüz yüksek enflasyonun önemli göstergelerinden bir tanesi. Dolayısıyla buradaki katılık, evet, dünyada da problem ama bizde daha da böyle bir kallavi hale gelmiş durumda. Şimdi barınma enflasyon açısından önemli, evet, kira fiyatlarında bir miktar düşüş var ama yine gıda tarafında, işte eğitim geçmiş enflasyon rakamlarına çok etki etti. Ama günün sonunda birçok başlıkta, ulaştırma öyle, birçok başlıkta enflasyonu yukarı yönlü itebilecek gelişmeler var. Şimdi dediniz ki fiyatlama davranışları bozuldu, beklenti yönetimini doğru yapmak lazım. Özellikle iletişimde problemler var. Nasıl düzelir, ne yapmak gerekir? Yani bir kere yani şeyi anlatmak lazım, işte bu deflasyon değil. Yani fiyatlar mutlak olarak düşmeyecek. Yani çünkü şimdi mesela sokakta röportaj yapılıyor insanlarla, pazarda falan. Ondan sonra ne fiyatları düşmese, işte fiyatlar çok yüksek hala artmaya devam. Artacak tamam ama yani bu artış oranının azalmasından bahsediyoruz biz. Yani bunu bir anda sıfırlayabilmek negatif. Ayrıca başka bir şey daha var, yani şimdi deflasyon isterler mi? Deflasyon korkunç bir şey. Yani üretim düşecek, işsizlik acayip artacak, bilmem ne yapacak, korkunç bir kriz yaşayacak ekonomi. O da hiç istenecek bir şey değil. O yüzden yani bunun doğru bir şekilde anlatılması lazım. Yoksa bu politikaların başarısız olması bir yana bu şey yani yalpalamaların da etkisiyle daha yüksek oranlı bir enflasyonla karşı karşıya kalma riskimiz de var. Yani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi bakıyoruz. Yani tamam, işte bir takım ülkeler var, işte büyümeyi öne çıkartıyorlar, enflasyon, biz de yaptık aynı şeyi. Enflasyonu çok fazla önemsemiyorlar, etmiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ama şimdi yani IMF'in verilerine bakıyorum mesela, şey işte Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, onlara bakıyorum. Yani onların büyüme oranı bizim iki katımız. Onu da yapamıyoruz. Yani ne yani doğru düz büyüyebiliyoruz ne de işte enflasyonu kontrol altına alabiliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi, bir de işte tabii yani Maliye Bakanlığı ayağından gelen bir takım şeyler var. Yani onlar da işte bu işin üzerine tuz biber ekiyor. Yani Sinan Bey'in de dediği gibi kredi kartları olmazsa olmaz artık yani insanlar için. Buna işte 750 lira vergi koy, bilmem ne yap. Neyle alacak insanlar? Bir de insanlarda da öyle bir şey de oluştu, algı da oluştu en azından bir kısım insanda. Ya canım mı alacaklar? Ödemem olur biter gibisinden. Şimdi böyle bir algı da yaratılıyorsa toplumda, o zaman yani bunun önüne nasıl geçilecek? Yani vergi ödemiyor, işte nasıl vergi affı çıkar? Yani 40 defa çıktı çünkü. Çıktı. Yani ondan sonra işte bir aylık açık 100 milyar lira. İşte Ocak'tan beri Eylül sonuna kadar olan açıkta bütçe açığı da 900 milyar lira. Yani 1.2 trilyon dolara, liraya gidiyor. Yani şimdi bu kadar yüksek bir bütçe açığı olduğu zaman gelir yaratman lazım. Ama yani bugün de başka bir şey vardı. Yani Amerikalı bir iktisatçı yazmış. Yani devletler diyor gelirlerinden fazla harcamak zorunda mı? Hı. Yani neden böyle her tarafta işte bütçe açığı veriliyor? Amerika'da da aynı şey geçerli. Neden böyle bütçe açığı veriliyor? Yani orada da işte ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz. Ondan sonra işte ne bileyim bir taraftan carry trade oluyor, bilmem ne oluyor. Onunla beraber piyasaya ciddi miktarda likit geliyor. Onu geri çekmeyi beceremiyoruz. Nasıl düşecek bu enflasyon?
Yani bunun koşullarının ortadan kaldırmadan, bunu da iyi bir iletişim politikasıyla yapmadan ve çok sağlam bir paketle ortaya çıkmadan bu yani enflasyonu düşürmenin imkanı yok bence. Yani giderek yapışkan bir hale gelecek ve artacak. Yani ayak yorgana göre uzamıyor ama yorganı çekiştiriyor. Şimdi evet, evet. Yorganı çekiştirdikçe de sürekli bir taraftan açılıyor. Evet, bir taraf açık evet, kalıyor. Yani mesela örnek hazine garantisi de dolar yerine Türk lirasına geçilebilir bir seçenek. Buyurun, radikal bir öneri. Evet. Veya kaldırılabilir, belli bir süre askıya alınabilir. O zaman yorganı daha az çekiştirerek de süreci yönetebilirsiniz. Burada tabii işte söylediğiniz doğru ama yani netice itibariyle devleti bu mevcut sistem içerisinde, ekonomik sistem içerisinde çıkardığımızda geriye de pek bir şey kalmıyor hocam. Yani çünkü yok, yani ana işveren devlet. Ya sadece Türkiye için geçerli tabii, değil tabii, bu. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri için bile geçerli. Tabii. Büyük ihaleleri veren, işte harcamaları yapan devlet. Dolayısıyla o yavaşladığında ya da çekildiğinde ya da küçüldüğünde bu sefer ekonomide tamamen durgunluk olabiliyor ki Türkiye gibi sermaye birikimi, özel sermaye birikimi ancak 80'li yıllardan sonra yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durmaya başlamış. Yani geç kapitalistleşmiş bir anlamda bir ülke için bu daha da şey yakıcı oluyor. Yani şimdi bir BTM'nin şeyinde de vardı, raporunda da vardı. Yani tüketim ithalatı düşmeye başlamış nihayet. Ondan sonra ne bileyim işte kiralar düşüyor, bilmem ne oluyor falan filan. Ama her şey düşerken kamu yatırımları artıyor. Yani bayağı 5,5 oranında falan artıyor kamu yatırımları. Nedir bu kamu yatırımı böyle bir ortamda? Yani yatırım yapacak kaynak mı var? Ve ne yatırımı yapılıyor? İşte belki depremin de tabii etkisi var. Depremin tamam. Deprem şimdi, ama depremle kalmıyor bu iş. Dünya Bankası'ndan evet, büyük ölçekli bir destek alındı. İşte sizin sorduğunuz gibi depremle ilgili yine enerjide, iklim değişikliği gibi konularda. Yeşil enerji. Sabancı'nın aldığı. Yok. Hayır, 20 milyar. Yeşil enerji. Evet, Dünya Bankası'ndan. Birazdan detaylarını söylerim. Dolayısıyla bu yatırımlar devam ediyor. Yani bazı yatırımlarda var ki aslında tabii, yapılması tabii. Gerekli, hatta geç bile kalınmış yatırımlar. Devam eden yatırımları var. Onları yarıda bırakacak halimiz yok. Dolayısıyla çok daha dengeli olabilmesi lazım ama günün sonunda hani tasarruftan bahsediyorsak eğer yani topyekün aslında bu hareketin olması gerektiğini söylüyoruz. Yani belki Merkez Bankası'nın iletişiminin yanı sıra maliye politikalarının da hep burada konuştuğumuz gibi daha aktif bir şekilde devreye girmesi tabii. Gerekiyor. BETAM'dan çok bahsettik. BETAM'ın büyüme tahminlerini hatırlayalım mı birlikte, sonra üzerine konuşalım. 1006. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0.6 daralacağını öngördü. Aynı dönemde yıllık daralma ise %1.3 olarak tahmin edildi. 2024 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim malları ithalatında %3.7, konut kredilerinde %6.2 ve kamu tüketim harcamalarında %5'lik bir azalış tahmin edildi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında tüketim malları ithalatında %1 ve kamu tüketim harcamalarında %13.4'lük bir artış, konut kredilerinde ise %3.6 ile ciddi bir azalış görüldü. 2024 yılının 3. çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret rakamlarına bakıldığında ihracatta %0.4'lük, ithalatta %6'lık bir düşüş tahmin edildi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla bakıldığında ise ihracat %1.9, altın dışı ihracat ise %2.6 artış öngörüldü. Evet, BETAM rakamları böyle. Sinan Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü büyüme ve enflasyon aynı anda olmayacak, yani teknik olarak da imkanı olmayan bir konu. Ama biraz önce sizin de söylediğiniz gibi ne enflasyonu düşürebiliyoruz ne de büyümede bir performans yakalayabiliyoruz. Böyle arada bir aslında sizin de söylediğiniz gibi tablo var. Yani tabii yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde ekonomi büyüyebilir mi? Bir süre büyüyebilir. Biz de o sürenin sonuna gelmiş durumdayız ve işte Dünya Bankası ve diğer birçok kurumun yıl sonu Türkiye'nin büyüme beklentisi 3 civarı. OVP'de de nitekim 4'ten 3.5'a doğru revize edildiğini gördük, düşürüldüğünü gördük. İlk çeyrekteki büyüme 5.7 idi, daha sonra 5.3'e revize edildi. Onun yarısı kadar ikinci çeyrek büyümesi geldi. Şimdi BETAM'ın raporu tabii bir yönüyle gerçekçi, biraz da açıkçası iç karartır nitelikte. Ben mesela kişisel olarak son çeyrekte daralma olur diye tahmin ediyordum. Ama tabii BETAM'ın bu verileri de özellikle sanayi üzerinden baktığımızda
bence karşılığı var. Çünkü işte en son sanayi üretim verisi geldi geçen hafta. Yıllık bazda 5.4'lük geri çekilme. Yine sanayi, İstanbul Sanayi Odası sanayi PMI'na baktığımızda burada da düşüş devam ediyor. Ve bu özellikle yeni sipariş beklentilerinde falan da ciddi bir gerileme var. Ve buradaki durum 2022 Mayıs'ından bu yana en düşük sanayi PMI'yi ortaya çıkmış durumda. Ne demek 2022 Mayıs'ı? Pandemideki kapanmada sanayinin karşı karşıya olduğu PMI, yani bir beklenti satın alma yöneticileri endeksi. Dolayısıyla sanayide de derin ve kalıcı bir durgunluğa doğru gidiliyor. Hani olumlu taraftan bakmak gerekirse neticede Türkiye ekonomisi kolay büyüyebilen bir ekonomi. Belki en hızlı yapabildiğimiz şey bu. Tabii büyürken bir sürü problem de yaratıyor, ayrı bir sorun ama bu büyümeyi de daha ziyade inşaat sektörü ve finans kesimi üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Evet. Şimdi özellikle bu konut satışlarındaki artış, geçen hafta açıklanan, yine konut kredi faizlerinde düşüş beklentisi, bunları düşündüğümüzde bir şekilde bu yine inşaat içerisinde de ağırlıklı olarak konut sektöründen yılın ilk çeyreğinde yine finans kesimi, çünkü bu kredi genişlemesi bu finans kesimini güçlendiren bir kısım, bu iki sektöre dayalı tekrar bir toparlanma olabileceğini ben düşünüyorum ama sanayi için bence bahar biraz uzakta. Evet. İhracattaki veriler de bence yani çok tutarlı değil. Yani 1.4'lük bir şey artış öngörülüyor. İthalat işte %5 civarında azalıyor. Yani ithalatın azaldığı bir ortamda Türkiye gibi ithal girdi ve ham madde bağımlısı, aramalı ve ham madde bağımlısı ve ekonomi nasıl üretimi arttıracak? Sanayi verileri de işte ortada. Bir de başka bir şey daha var tabii burada düşünülmesi gereken. Yani biz işte dengeli bir büyümeden bahsediyoruz iç talep, dış talep açısından. Yani dış talep açısından çok parlak bir dönemden geçmiyoruz. Yani Avrupa'nın durumu malum. Yani ciddi bir durgunluk bekleniyor. Hatta işte Almanya biraz bir toparlanma var gibi gözüküyor. İşte PMI'de 2 puanlık falan bir artış var ama Almanya'da ciddi resesyon beklentisi de var bir taraftan. Şimdi Almanya lokomotifi de Avrupa Birliği'nin. Eğer Almanya ekonomisi böyle bir resesyona girecek olursa bizim de çok ciddi ihracat pazarlarımızdan bir tanesi, bizim dış talep ayağımıza ne olacak? Evet. Yani orada böyle ciddi bir tıkanmayla karşı karşıya kalacağız. Bugün Bundesbank'ın açıklamalarında evet. Alman ekonomisi yaz aylarında küçülmeye devam edecek deniyordu. Son çeyrekte de ekonomik faaliyetlerin zayıf olduğunu söylüyorlar. IMF zaten sıfıra indirdi yani ve eksi bekliyor. Zaten geçen şeyde çeyrekte de işte eksi 0.1'lik bir şey vardı, büyüme vardı. Peki bu faiz indirimlerinin bir etkisi olabilir mi yeni dönem için yeri gelmişken Avrupa Merkez Bankası tarafında? Yani şimdi orada da yani... Şimdi mesela 2008-2009 krizinde de aynı şeyi gördük. Yani Avrupa'da öyle bir bürokrasi var ki o kadar yavaş hareket ediyorlar ki. Evet. Yani tepki vermeleri çok zaman alıyor. O zaman da zaten iş işten geçmiş oluyor. Yani şimdi de aynı şekilde hala işte bir şeyde. Yani bir kısmı 50 bas puanlık bir indirim bekliyor. Bir kısmı 25 bas puanlık bir indirim bekliyor. Yani buna karşı mesela Japonya'da faiz arttıracak. Onu bekliyorlar. Ama PMI'ler düştü. Yani 50'nin altına indi Japonya'da da. Dolayısıyla yani bir faiz oranına karar vermeleri, bunu yürürlüğe koymaları falan filan bayağı bir zaman alır. O zamana kadar da iş işten geçer diye kaygılanıyorum. Ama yani bir yapıda bir değişiklik var. Yani Almanya'nın kilit sanayileri çok ciddi şekilde tıkanmaya başladı. Hele şimdi bir de Trump gelirse, yani işte bir hesap yapmışlar %10 ek vergiyle %20 ek vergi. Yani 128 ile 170 milyar euroluk bir kayıp olacak Alman ekonomisinde. Yani şimdi bu hiç küsmüsenecek bir kayıp değil. Çünkü işte vergileri yükseltecek. Almanya'dan gelen arabaları vergilendirecek. Aynen Çin'deki arabaları yapmaya niyetlendiği gibi. Dolayısıyla bu anlamda da bir belirsizlik var. Yani Amerika'daki seçimlerin sonucunu da görmek lazım. Bu konuda biraz daha kesin bir hüküm verebilmek için. Yani dünya oldukça karışık bir ortamda. Türkiye'ye dönecek olursak özellikle ihracat partnerimizin önemli ölçüde Avrupa olduğunu düşünürsek büyüme tarafında özellikle sanayi kesimi, ihracatçı kesimi tarafında da yani Sinan Hocam dediği gibi bahar epey bir uzakta. Bir de yani ithalat %5 düşerken
Yani hem yatırım malı alıyoruz, işte hem ara madde alıyoruz, hem ham madde alıyoruz. Yani nasıl sanayi büyümesi gerçekleşecek de bir de tabii bu kurlarla nasıl ihracatçı ihracat yapmaya ikna edeceğiz. Yani bir de o var, orada da bir tıkanıklık var. Yani oldukça çok boyutlu bir şeyle, problemle karşı karşıyayız. Peki, bir virgül koyalım müsaadenizle burada. Kısa bir reklam aramız var, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ekonomik görünüm devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır ve Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikteyiz. Şimdi bugün Fatih Karahan'ın açıklamaları manşetlerdeydi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Amerika'da yatırımcılarla görüşürken %25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdi deniliyor. Şimdi asgari ücret tartışmaları tabii ki yani konuşmaya başladık. Çünkü Merkez Bankası'nın yol haritası açısından da önemli ve hepinizin de söylediği gibi muhtemelen bu yıl içerisinde değil de yani onu da gördükten sonra yeni yılda faiz indirimi olacak ise olacak gibi beklentiler de var. Dolayısıyla bu kalem aynı zamanda değerlemeler açısından da önemli tabii. Dolayısıyla asgari ücret çok çok önemli bir tartışma konusu olarak gündemde. Biraz önce reklam arasında konuşuyorduk. Yani konuşmaya başladığımız anda zaten bir dalga dalga etkisini görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Karahan'ın %25'lik mesajını ve tabii nasıl şekillenebilir? Dışarı çıktığınızda yüzde kaç zam bekliyorsunuz? Dışarı çıktığınızda yüzde kaç zam bekliyorsunuz? Dışarı çıktığınızda yüzde kaç zam bekliyorsunuz? Yani Merkez Bankası Başkanı'nın bu açıklaması hani ülke gerçekleriyle ne kadar uyumlu onu bilmiyorum ama IMF'in bir süredir dillendirdiği asgari ücret artışını beklenen enflasyona göre yapın söylemiyle uyumlu olduğunu söylemek lazım. Yine benzer biçimde IMF'den geçtiğimiz gün gelen işte %25'i geçmemeli Ocak ayında yapılan artış yönündeki açıklamayla da uyumlu. Hı hı. Bu tabii şöyle bir şey getiriyor. Hani bir anlamda vurun abalıya gibi. Asgari ücretle Türkiye'de çalışanlar mevcut çalışanların %37'si 17 bin lirayla. Ama bunun bir 3-4 bin lira üzerine çıktığımızda yani 20-21 bin liraya çıktığımızda çalışanların %70'ini temsil ediyor. Dolayısıyla asgari ücret aynı zamanda bir referans ücret ve burada asgari ücrette örneğin yıl ortasında son 2 yıldır yapılan artış gibi bir artışın yapılmamış olması bütün sektörleri etkiledi ve birçok sektörde hiç artış yapılmadı. Dolayısıyla burada böyle bir problem var yani hesabı kimin ödeyeceğiyle ilgili. Tabii şu soru akla geliyor yani benim aklıma geliyor. Türkiye'nin IMF'le bir standby anlaşması mı var? Yani bu kadar böyle eş güdüm içerisinde ekonomiye dair bakışlar ortaya çıkıyor ve IMF'in geçmişte çok hatırladığımız o standby Türkiye'nin de işte defalarca imzaladığı 17-18 defa standby'larında işte bu acı reçete diye adlandırılan şey 80'lerde de yaşadık. Esas itibariyle reel gelirlerin baskılanmasına dayalıdır. Evet. Burada benzer bir tablo görüyoruz. Bu tabii açıkçası mesela yıl içerisinde yaptığımız konuşmalarda veya tartışmalarda mesela yıl ortasında ekonomi yönetiminin bir şekilde asgari ücrette bir düzeltme yapabileceği beklentisi vardı aslında. Vardı. Hepimizde vardı yani evet. Nisan ayında, Mayıs ayında evet. Ama bu olmadı. Dolayısıyla bu Ocak ayında da hani normalde sadece mevcut enflasyonu bile hesaba kattığımızda bu %25'in yaklaşık bir %50 üzerinde bir artış olması gerekiyor ama ben bu %25'e ifade edilen %25'e ekonomi yönetiminin sadık kalabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü pratik bunu gösterdi. Bu tabii sadece asgari ücretle ilgilendiren bir durum değil. İşte bir şekilde asgari ücreti referans alarak işte toplu iş sözleşmelerinde evet. Metal sanayi başta olmak üzere genel olarak ücret artışlarını sınırlandıracak
bir durum, bir tablo yaratmış oluyor. Bir cümle de az önce bu Almanya ile ilgili söylediğiniz şeyle ilgili söylemek istiyorum. Şimdi faiz, mevcuttaki faiz düştüğünde acaba Almanya'nın durgunluğu ortadan kalkar mı? Kalkmaz. Çünkü bunu buna şöyle bakmak lazım. Almanya faiz yüksek olduğu için mi durgunluğa gitti? Hayır. Almanya'yı durgunluğa iten temel sebep, tabii Almanya ile birlikte Almanya'nın 2008'den bu yana yarattığı o paylaşım mekanizması Avrupa içerisinde, evet, esas itibariyle enerji krizine dayalı. Yani Rusya'nın buradaki yaratmış olduğu darboğaz ve risk özellikle Alman sanayisindeki ilk teklemeleri ortaya çıkardı. Peki bu ortadan kalkar mı? Hayır, tam tersine. Yani 2025 yılı belki de işte Trump'ın da başkan olması durumunda Avrupa ile Rusya arasında belki de farklı bir bölgede yeni bir çatışmanın da ortaya çıkabileceği riskleri de Ortadoğu zaten tabii, var. Yani. Ama o bölgede de yani Rusya ile Avrupa arasında belki de biz sıcak bir çatışma bile görebiliriz. Bu yönüyle baktığımızda sadece faiz politikasıyla ekonomiler artık yönetilebilir şeyden çıkmış durumda. İşte Japonya da bunun örneği. Bir yönüyle baktığımızda Çin de aslında bir taraftan öyle. Dolayısıyla yani faiz yerine biraz daha reel politikaların ve reel politiğin aslında küresel düzeyde etkili olduğu bir dönemden geçiyoruz. Zaten aslında işte en son Acemoğlu'nun da içinde bulunduğu ekibin evet, Nobel aldığı çalışma bu kapsayıcılıktan bahsediyor. Ve yani birçok problem var ve tek başına para politikasıyla o problemlerin çözülmediği, evet, hatta belki diğer problemlerin para politikasının bir araç olarak işlevini kaybetmesine sebep olduğunu gösteriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz yani Necip Hocam? Yani son söylediğinizi hep konuştuk zaten. Evet. Yani çok daha kapsamlı bir yapısal program gerektiğini hep konuştuk. Yani o olmadan, böyle bir program olmadan da böyle yalpalayarak gidiyoruz işte. Yani nereye gideceğimizi bilmeden yani bir yön bulmaya çalışıyoruz kendimize ama çok başarılı olmuyor. Yani şimdi yani enflasyon konusunda ben söylediğim gibi yani mutsuzum bir anlamda. Yani nedenlerini de saydım işte, bir daha tekrar etmeye gerek yok. Ama yani bu işte yani Sinan Bey'in de belirttiği gibi yani IMF programı var fiilen uygulanan ama IMF yok ortada. IMF'in olmasının avantajı var bence. Yani bu programı uyguluyorsak IMF'le beraber yapsak bir programı daha iyi olurdu. 2001 krizini hatırlayın. IMF ödev veriyordu. Yapmadığın zaman Ecevit'le şeyinin dervişin arkasında durmuştu. Yapmadığın zaman krediyi kesiyordu. Yani öyle bir dayak olmadan biz akıllanmıyoruz başka türlü maalesef. Ve işte iki tane bakan o arada istifa etmek zorunda kaldı falan. Öyle şeyler yaşadık. Dolayısıyla bir de tabii IMF'in getireceği başka bir şey daha var. Yani biz kendi halimize bırakıldığımız zaman hemen su koyuveriyoruz çünkü. Onun getireceği disiplinle beraber bir de bir şey yani bir çipa. Yani mesela Yunanistan yararlandı bundan. İşte Avrupa Birliği de vardı ama Avrupa Birliği yetmedi tek başına. Yani IMF'den de yararlandı. İşte krizden çıkabilmek için başka ülkeler de yararlandılar. Dolayısıyla yani IMF'de yapılacak bir sistem dahi uluslararası piyasada çok ciddi güven veren bir şey. Yani bizim kendi başımıza yapacağımızdan çok daha fazla güven veren bir şey etki yaratıyor. Yani IMF matah bir yer, bir kuruluş mu? Hayır değil. Yani hepimiz biliyoruz bunu. Kimse de istemiyor IMF'le ama yani zaten IMF de ben geleyim seni kurtarayım demiyor. Sen gidiyorsun IMF'e. Dolayısıyla yani burada zor durumda olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve onun işte destek alması gerektiğinden bahsediyoruz. Ama mesela şu anda Arjantin'de uygulanan program fena da gitmiyor. Yani mesela şeyde falan da kira kontrollerini falan, ev satışlarındaki kontrolleri falan filan da yani faiz oranları falan da ayarlamışlar. Çok ciddi bir inşaat hamlesi var orada. Yani ev sorunu büyük ölçüde çözülmüş. Kanada'da da şu an 5 evet, milyon yeni konut evet, üretimi kararı alınmış durumda. Enteresan yani o da. Yani şeyde tabii şimdi bizim de orada da bir yanlış politikamız var. Yani şimdi inşaatı bizim ekonomimizdeki payı %5-6. Yani yatırımların yarısını inşaat sektörüne evet, kaydırmak yani bu çok yanlış bir süreç. Bir de kozmetik sektör. Yani bütün evet, Türkiye'deki evet, binaları yıkın.
yeniden yapın. 50 yıl sonra hepsini tekrar yıkmanız gerekecek. Çevresi yani. Çok geniş ya. Yani evet, etki çarpan alanı, etkisi yüksek, çarpan etkisi gibi. Olduğu evet, için yani doğru. Mobilyasından tabii bilmem ki, nesine kadar, doğru. Çivisinden çimentosuna, camına birçok sektörü etkiliyor. Tabii, tabii. Ve tabii hani gelişmekte olan ülkeler için biraz önce de söylediğiniz gibi en kolay büyüme doğru. modeli. Yani bu ve finans sektörü. Ama o finans işte sektörü de yani daha... hem çarpan etkisi çok düşük. Hem de yani işte yani milli gelire yani artırıcı katkısı çok sınırlı oluyor. Çünkü çok küçük bir payı var toplam ekonomi içinde. Hmm. Yani %5-6'ya %47 verirsen toplam yatırımlardan buradan bir şey çıkmaz. Sağlıklı sonuç çıkmaz. IMF konusunda siz nasıl düşünüyorsunuz Sinan Hocam? Ya IMF neticede el atıp da başarısız hale getirmediği hiçbir ülke yok. Evet. Dolayısıyla bu Bretton Woods sisteminin 3 saç ayağından biri IMF. Ve belki de en başarılısı, yani Dünya Bankası'ndan da daha başarılı bu konuda. Tabii neyi amaçlıyor? Aslında IMF bir şekilde devletin ekonomi içerisindeki varlığının küçültülerek bu sermaye akımlarının da serbestleşmesi yoluyla yatırımların yerli yani domestik tasarruf yerine uluslararası para kredi sistemi tarafından finanse edilmesinin yolunu açmak istiyor. Bununla ilgili bütün çabaları bu aslında ve bu tabii ülkeleri daha bağımlı hale getiriyor. Bizim bir akademik çalışmamız oldu arkadaşımla. Bu kısa vadeli sermaye hareketleri yani sıcak para. Sıcak para aldıkça ülkenin sıcak paraya bağımlılığı artıyor. Ekonometrik sonuç bu çıktı. Türkiye ekonomisini inceledik biz 90-2015 arası. Daha çok sıcak para aldıkça daha çok sıcak para almak zorundasın. Şu an dünyada dolaşan kredi para miktarı 300 trilyon dolar ama üretilen mal ve hizmetin değeri 85 trilyon dolar. Evet. Bu 300 trilyon dolar bir şekilde o 85'e dönmek zorunda. Yani çünkü o paranın karşılığı yok. Bu, hikaye bu. Bu da aynı şey gibi. Hani müzik devam ederken herkes dönüyor. Hmm. Durduğu zaman kim ayakta kalacak, kimler oturacak? Bununla ilgili hesap. Onun için ben yani benden doğrudan her zaman için kırmızı kart IMF'e. Ama tabii alternatif olarak kesinlikle bir yapısal reform ihtiyacı var. Harcamaların içeride kontrol edilmesi gerekiyor. Kamu ihale kanununun yeniden düzenlenmesi, şeffaflığın artırılması, devlet planlama teşkilatının yeniden belki inşa edilip uzun erimli yani jenerik stratejilerle bakın mesela geçen hafta da konuştuk yüksek teknoloji sanayi üretimi evet, içerisinde evet. Korkunç bir sapma gösteriyor. Şimdi aylık bazda baktığınızda %21,5 artmış, yıllık bazda baktığınızda işte 4,5 küsur azalmış. Böyle olmaz. Yani Türkiye'nin ihtiyacı o yüksek teknolojiyi artırmak ama bu sadece 1-2 sektör üzerinde yükselerek olmaz. Bunun yayılması gerekiyor. Yani sektörlerin bu ileri ve geri bağlantılarının doğru beslenmesi gerekiyor. Yani mesela işte hocam bahsettiği bu %47 yatırımları yaparken hangi model üzerinden yapılıyor? Yani sermaye hasılat hangi sermaye hasılat kat sayısı üzerinden bu yatırımlar yapılıyor? Bunun cevabı yok. Dolayısıyla buralarda biraz daha gidecek yolumuz var. Bir de yani başka bir şey daha var tabii Türkiye ekonomisini kısıtlayan. Benim açımdan öyle diyeyim. Yani hizmetler Türkiye ekonomisinin bu gelir düzeyiyle kaldıramayacağı kadar yüksek bir boyuta ulaştı. Hizmetlerdeki verimlilik BETAM yapmıştı o çalışmayı da. Hı hı. Şeyden de tarımdan da daha düşük. Düşük evet. Yani bu kadar düşük verimliğe sahip olan bir sektöre bu kadar fazla kaynak ayırmak ve işte bir anda böyle Türkiye yani işte yani kriz sonrasında gelen bol parayla beraber toplumu tüketim toplumuna dönüştürmek çok ciddi bir maliyet. Çünkü o arada Türk lirasının aşırı değerlenmesiyle beraber yani bir işte bir outsourcing lafı çıktı. Hı. Sanayi çok büyük darbe aldı. Çok küçüldü. Tarım aynı şekilde. Yani işte o zamanki Tarım Bakanı söylüyordu. Paramız var ki alıyoruz diyordu. Üretmeyelim dışarıdan alalım. Şimdi yani Sinan Bey'in söylediği gibi işte bu sıcak para giderek daha artan bir bağımlılık haline getiriyor. Ama sıcak para kesildiği zaman da dibe vuruyorsun bir anda. Evet. Yani eşekten düşmüşe beter oluyor insan. Yani böyle bir boyutu da var bunun. Bir de bir şey daha ekleyeyim. Lütfen. Yani son dönemde IMF'de bir değişiklik var bu Georgieva ile beraber. Hı hı. Daha sosyal politikalara yönelmeye başladı. Eski IMF değil. Yani böyle 70'lerin 80'lerin IMF'i değil. Biraz daha insancıl bir IMF olmaya yönelir gibi gözüküyor.
Ama tabii yani son tahlilde IMF. Yani gerçekten öyle mi gözüküyor mu? O da tabii şu ayrı bir tartışma. Evet, bu ara vitrinlerdeki konu tabii ki ağırlıklı olarak o. Yani kapsayıcılık, toplumsal fayda, evet. Birlik. Çünkü bazı problemleri dünyanın tek başına ülkelerce aşılamayacağı, birlikte hareket edilmesi gerektiği de ortada baktığınız zaman. Dolayısıyla işte o söylev oturuyor oraya gibi geldi bana. Keynes'in bir lafı vardır. Yani büyüme dönemlerinde kemer sıkma politikası uygulanır. Çöküş dönemlerinde değil diyor. Yani şimdi bütün dünyada çöküş dönemlerinde bir kemer sıkma politikası uygulanıyor. Sonuçları da bu oluyor. Yani kaçınılmaz bir şey bu. Esas Sinan Hocam'ın da altını çizdiği bu borçluluk konusu çok tartışılıyor. Acaba bir başka krizi daha karşımıza koyabilir mi? Yani piyasalar açısından da öyle. İşte tabii, Amerikan hisse senetlerine baktığınızda çok uzun bir dönemdir yukarı yönlü bir trend var. Kimi zaman düzeltmeler olsa da ve hala da onun devamı bekleniyor. İşte şirketlerin karlılıkları geldi ABD tarafında. Son derece kuvvetli. Yani seçimi falan bile umursamıyorlar. Bankalar müthiş bir büyümeye doğru yine yeniden işte devam ediyorlar. İşte bu acaba küresel ekonomi açısından nasıl bir risk oluşturabilir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben yani uzun zamandır aynı şeyi düşünüyorum. Yani kapitalizmin temel eğilimidir. Sermayenin merkezileşmesi, yoğunlaşması. Finans sektörüne inanılmaz bir merkezileşme var. Yani bu BlackRock'la Vanguard her şeyi idare ediyor. Bütün dünya ekonomisini idare ediyor. Ve yani bunlar risk aldıkça, bir şey olmadığını görünce, yani bir zararla karşılaşmadıklarını görünce daha fazla risk alma ihtiyacını hissediyorlar. İşte şeyde de 2008-2009 krizinde de aynı şey oldu. Tabii ondan sonra mesela hocam denetimli kapitalizm Davos'un da ana başlığıydı. Evet. Yürümedi ama. Yürümez. Yani engellerle yürütemezler. Evet. Yani bu çünkü yani adam bir de işte resmen şey de yapıyor. Yani insider trading de yapıyor. İçeriden ticaret de yapıyor. Çünkü Aladdin diye bir program var. Herkese satmış o program. Bütün verileri topluyor, kendi analiz ediyor. Ondan sonra ona göre pozisyon alıyor. Evet. Yani şimdi yani böyle birkaç tane şirketin bütün dünya finans piyasasını kontrol ediyor olması, yani böyle bir merkezileşmenin ortaya çıkması, bakarsan 70 milyar doları kontrol ediyorlar ama böyle bir merkezileşmenin ortaya çıkması çok tehlikeli bir gelişme. Ve yani işte orada bu tabansız bir şey. Yani işte 2008'de yaşadık. Yani bir piramit böyle olursa ayakta durur. Böyle olursa durmaz ki. İşte yani 85 trilyon bir tarafta, bir tarafta da 300 milyar. Evet. Bir tarafta da 100 milyon borç. Milyar borç. Aynı şeyi gelir adaletsizliği için de söyleyebiliriz. Kesinlikle. O da dünyayı deviren önemli başlıklardan bir tanesi değil mi? Şeyde üretimi vardı. Pandemi döneminde her taraf kapandı. Yani %1 en zengin %1 1 trilyon kazandı. Nereden kazandılar bunu? Finans piyasasından. Var mı böyle paranın temeli? Yok. Kağıt üzerinde var böyle bir para işte. O kadar. Evet, enteresan bir yöne doğru gidiyor aslında baktığınızda. Mesela yapay zeka bütün hikayeyi değiştirebilecek unsurlardan bir tanesi. Yani bugün daha çok belki başlarındayız ve yani esasını tam kavramış değiliz. Evet, herkes konuşuyor yapay zekayı iş hayatına, işte gündelik hayata nasıl taşırız vesaire diye, ama yapabilecekleri sınırsız ve bu konuyla ilgili çalışanlar, işte mühendisler, yazılımcılar daha gördüğünüz hiçbir şey diyorlar. Tabii bunun işte etik tarafı, regülasyonları, şusu busu. Hani belki de bu konuştuklarımızın yerine bambaşka bir dünya da inşa ediliyor olabilir, bilmiyorum. 87 kara pazartesi hatırlıyor musunuz? 87 kara pazartesi hatırlıyorum ama hatırlamadığını sayın. Küçüktüm ben o zaman. Yani ben işte o zaman şeyde New York'taydım da, yani sürekli işte New York Times'da işte kara pazartesi gelip geliyor bilmem ne falan filan, sürekli şey biz var. Biz o ara karla uğraşıyorduk İstanbul'da hocam. 87 evet, biz de 86'da kar. 87. Evet, ben o sıra naylon torbayla evin arkasından kayıyor olabilirim. 88'de gittim Amerika'ya. Buradaydım 87. Neyse. Her neyse. Ben de çok uğraşmıştım, çok süründüm. Yani işte şey, bilgisayarlar komut verdi, işte satıldı matıldı bilmem ne falan filan diyor. Bir de yani finansal piyasaların bir özelliği var. Orada yani ekonomistin çok güzel bir şeyi vardı, kapağı vardı. İşte biri şey diyor, al gidiyor, herkes almaya başlıyor, sat diyor, sat öyle şekil, yani sürü halinde hareket ediyorlar insanlar finansal piyasalarda. Dolayısıyla yani bu sürü halinde hareketi yapay zeka ile kemikleştirmek bence çok ciddi zararlara yol açar. Yani orada bir insan sağduyusunun olmaması ve makinelere bırakılması bu sürecin, ya da yapay zeka programlarına bırakılması, GTP falan da dahil,
Yani bir panik haline çok ciddi bir çöküşü, çok hızlı bir çöküşü getirebilir beraber. Ama yeni bir dünya işte kuruluyor bir taraftan da. Yani çünkü evet, mesela çevrim içi olmayı, 90'lı yılların ortasında çevrim içi olmak için bilgisayarın start düğmesine basıp 3-4 dakika zıt 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 diye sesleri bekleyip girip hiçbir şey bulamayıp geri çıktığımız bir şeydi. Şimdi cep telefonuna dokunduğumuz an çevrim içiyiz, bıraktığımız an çevrim dışı dünyadayız. İşte çevrim dışı dünyada nasıl yer küre varsa çevrim içi dünyada da bu blockchain tabanı gelişiyor. Şu an çok bence de çok daha başlangıcındayız. Ama yavaş yavaş iş yapma biçimleri, işte sadece tüketim değil üretimin belli aşamaları da oraya geçtikçe yine mülkiyet ilişkileri biraz oralardan idare edildiğinde başka bir dünya olacak. Ama o daha eşit bir dünya olur mu? O şüpheli. Yani daha kaotik olma ihtimali yüksek. Evet, evet. Ama bugünkü dünyanın da çok eşit ve eşitsiz ve kaotik olduğunu düşünürsek yani bilmiyorum daha eksisi ne olabilir? Sağduyu dediniz mesela yani insanın sağduyusu, piyasaların sağduyusu bile bugün geldiğimiz noktada olmaz yani. İşte tartışmalı halinde, yani. Halinde hareket ettikleri zaman sağduyu falan olmaz yani şeyden önce yani krizden önce büyük şeyden resesyondan önce Şangay borsasında günde 750 bin tane hesap açılıyordu. O zaman bizdeki toplam hesap sayısı... 29 hocam, 1929 buhranı öncesi Amerika'nın hali. Tabii. İşte gazetelerde manşet borsa hiç düşmeyecek. Evet, insanlar tabii. Gidip kredi çekip Fisher. Borsaya giriyor. Tabii. Fisher bütün Fisher parayı şey var, kaptırmış. Tabii. Ondan sonra tabii. Hayat boyunca borsa yükselecek diye yazı yazmakla uğraşmış. İktisatçı olup da bu simsarlıktan para kazanan bir tek Ricardo herhalde. O da babasının parası bol. Para kazanmanın ilk kuralını sağlıyor. Bir de şey, Keynes de kazanmış. Ama batırdığı önce da batırdıktan çok sonra, yani arkadaşının aldığı 5000 pound'u batırmış. Evet. Ondan sonra şey temel analizle beraber para kazanmaya başlamış. Murat Keskin yazmış. İzleyicilerimizden de birkaç yorum var. İyimser tahminlerle 15 yılda kendini tekrarlayan krizler görmek kader mi ülkemizde? Neden bu tekrarları değiştiremiyoruz daha diye da sormuş. Sıklaşacak. Daha da sıklaşacak. Daha da sıklaşacak, daha da derinleşecek. Yani neden? Yani bizden kaynaklanmıyor tabii tamamen bunu. Yani uluslararası piyasalardan kaynaklanan. Yani işte Amerika hapşırdığı zaman biz grip olup yataklara düşüyoruz. Yani bütün dünya böyle artık. Hı hı. O yüzden diyorum yani bu finanstaki bu merkezileşme eğilimi orada ortaya çıkan tekel bari şeyler, şirketler yani dünya ekonomisinde ellerinde oyuncak ediyorlar. 2008'deki finansal krizden kriz bizi hani o zamanların tabiriyle teğet geçmişti. Yani piyasaların derinliğinin olmamasından mütevellit diye de konuşulmuştu. Bu kez öyle bir şey olursa daha farklı bir konjonktürde miyiz? Nasıl etkileniriz? Siz nasıl yorum yaparsınız? Evet yani Türkiye'nin hocam? Bulunduğu yer tabii çok riskli. Bir tarafta Orta Doğu, tabii. Diğer tarafta Rusya-Ukrayna çatışması. Hepsine komşu halde. İşte Avrupa Birliği'nin durumu. Çünkü o da tartışmalı. İşte Brexit sonrası Britanya'nın çıkışı. Şimdi Avrupa içerisinde İtalya'nın Çin'le olan ilişkilerini özellikle pandemi sonrasında muazzam ölçüde geliştiriyor olması çok riskli bir coğrafyanın ortasında bırakıyor Türkiye'yi. Ve diğer taraftan baktığımızda da küresel aktörler açısından bundan 10-20 yıl sonranın büyük aktörleri aslında şimdiden oyun kurmaya başlıyor. Mesela bunlardan bir tanesi işte bugünkü haber Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğini reddi. Yok reddettiler. Reddi. Yok, öyle bir şey yok dediler. Öyle mi? Evet evet. Pakistan yüzünden. Pakistan Türkiye'ye çok evet, yakın. Evet Pakistan. Yani reddedilmedi edilmedi haber benim de bildiğim kadarıyla şey ama konuştuğumuz bir konu o. Yani Hindistan'ın yine, Türkiye'ye mesafeli olduğunu tabii, biliyoruz tabii, zaten. Tabii. Şey çünkü Pakistan'la yakın şey olmamıza ötürü. Tabii onun dışında tabii Asya Pasifik açısından baktığımızda pandemiden de önceden başlayan süreçte özellikle Pasifik'teki ülkeleri yedeklemişti Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in gemi çıkışlarını büyük ölçüde kontrol altına almıştı ve Çin Pakistan üzerinde derin liman inşasına büyük ölçüde başladı. Yani Hindistan'ı bypass edip Pakistan üzerinden ticaret. Bu da tabii bütün oyunlar içerisinde Türkiye'nin bir şekilde bütün bu lojistik hatlarının kenarında, köşesinde bazen rakip olarak, bazen müttefik olarak yer aldığı bir durum yaratıyor. Bu tabii Türkiye açısından o küresel ortaya çıkabilecek bir risk ki o muhtemelen bu defa biraz savaşla da birlikte olacak. Neden savaşla da birlikte olacak? Zaten ortada çatışmalar ama onun ötesinde de 2008'de çöken sektör olan konut sektörü yerine konulan sektör dünyada savunma sanayi. Ve bu savunma sanayinin alıcıları da işte çatışmaya hevesli,
toplumlar, topluluklar, çeteler, örgütler, işte paralı silahlı örgütler ne aklınıza gelirse irili ufaklı ve bu iştah devam ettiği sürece ister istemez hani bir söz var ya bir oyunda eğer bir sahnede silah gözüküyorsa kesinlikle ölecek. Evet patlayacaktır o silah diye. Onun gibi yani şimdi adım adım oralara doğru gidiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar içerisinde Türkiye hani teğet geçecek ya da sıyırıp geçecek durumda değil maalesef. Amerika zaten yapıyor bunu şeyde. Ukrayna'da özellikle yapıyor. Yani Ukrayna'ya kredi veriyorlar bizim silahlarımız olacaksın. Başka bir yerden silah almayacaksın, sadece bizim silahlarımız olacaksın. Yani Marshall yardımının küçük bir versiyonu, lokal bir versiyonu haline gelmiş vaziyette. O zaman da işte çok yüksek bir üretim kapasiteleri vardı. Ya da bizim gibi vardı. Başkasını aldığınızda da kullanamıyorsunuz. Evet, evet, işte evet. Evet. O zaman da çok yüksek bir üretim kapasitesi vardı. Avrupa'da tahrip olmuştu. Dediler ki biz size kredi verelim Marshall yardımıyla ama sadece bizden mal alacaksınız. Başka hiçbir yerden almayacaksınız. Hmm. Şimdi benzer bir şeyi daha küçük ölçekte yapıyorlar ama yaygınlaşır bu. Peki, bir Çin atasözü var. İki tavşan kovalayan hiçbirini yakalayamaz demiş izleyicimiz. İki değil, üç, beş, on aynı anda birçok tavşan kovalanmaya çalışılıyor baktığınızda. Bu BRICS konusundaki düşünceniz nasıl? Yani tabii oradaki oluşum hala tartışılıyor ama günün sonunda Türkiye'nin oraya ilgisi vesaire noktasında ne düşünüyorsunuz? Yani BRICS tabii ilk çıktığı dönemdeki misyonuyla şu anki geldiği yer aynı değil. Onu söylemek lazım. Yani genişleme sonrasında şu an geldiği yer biraz daha Şangay Beşlisi tarzı, daha çok ekonomik temelden ziyade siyasi bir kutuplaşma alanı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir alternatif olabilir mi? Türkiye açısından örneğin Gümrük Birliği üzerinden düşünürsek. Alternatif olabilir mi? Olamaz. Dünya ticareti açısından işte Amerikan dolarının hegemonyasını yıkacak o birlik, bu birlik mi? Hayır, öyle bir şey de yok. Hı hı. Ama bu tabii ki özellikle son 10 yılda, yani 2008 sonrasında bu daha işte sağcı, daha şövenist politikaların güçlenmesi, ülkelerin de uluslararası ticaret yerine pandemi döneminde de bu kopan tedarik zincirleri nedeniyle daha fazla bölgesel hareketlere yöneliyor olması farklı ittifakları güçlendiriyor. Bu da tabii şunu getiriyor. Bizdeki başkanlık sistemi gibi hani ittifaklarda bir anda çok küçük bir parti bile birçok şey alabiliyor ya. Onun gibi ülkelerde farklı alternatifleri, farklı işte işbirliklerini, ittifakları sürekli masa üzerinde tutmaya çalışıyor. Bütün bunlar içerisinde bence küresel ticareti etkileyebilecek tek bir birlik var. O da RCEP. Yani Çin'in başkanlığında, liderliğinde diyelim, Pasifik'te kurulmuş olan birlik. Çünkü bunun ticaret hacmi şu an 24,5 trilyon dolar. Dünyanın en büyük ticari bölgesi. Henüz tabii tam aktif işlemiyor ama işlemeye başladığında bu gerçek anlamda dünyanın merkezini batıdan doğuya doğru kaydırabilecek güçte. Peki, çok Afrika teşekkür var. Ediyorum. Afrika'daki yatırımları var. Süremizin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Siz de. Asıl ben bakmalıyım gerçi de. Efendim şimdi küresel piyasalara önce bir reklam arasına gittikten sonra geçeceğiz. Ekran başından ayrılmayın.